Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum TecnoSpark 10 Pro akıllı cep telefonu. Tekno fiyat performans oranı yüksek modelleri ülkemize getirmeye devam ediyor ve Spark 10 Pro da Spark ailesinin en güncel modeli. Kutunun ön tarafında 256 GB'lık bir depolama ve 16 GB RAM'e sahip olduğunu belirtmişler. Aynı telefonun 128 GB'lık depolamaya sahip versiyonu da var bu arada. Ve 16 GB'lık RAM'imiz de 8 artı 8 şeklinde olanlardan, yani 8 GB'lık bir fiziksel RAM'imiz var. Depolamadan da 8 GB alıp bunu 16 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Burada ön kameranın 32 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip olduğunu belirtmişler ki fiyat segmenti öne çıktığı özelliklerden bir tanesi de bu. Ön kameraya bayağı önem vermişler bu modelde. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Bunun dışında G88 işlemciyle geliyor ve 6.8 inçlik Full HD 90 Hz'lik bir ekranımız var. Hemen kutu içeriğiyle devam edecek olursak, gördüğünüz gibi ben telefonu daha önce açtım. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ama kutu içeriğimiz dolu dolu, o yüzden size de bir göstermek istiyorum. Üst kısımda tabii ki bizi telefonumuz karşılıyor. Bunun dışında bir tane ekran koruyucu filmimiz var. Bir tane silikon kılıfımız bulunuyor. Yani telefona uyumlu kılıf bulacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Bir tane tip A'dan tip C'ye şarj kablomuz var. Ve artık telefon kutularında pek görmediğimiz 3.5 mm jack'a sahip mikrofonlu bir kulaklığımız var. Son olarak ise 18 watt'lık bir hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Hemen telefonun fiziksel özellikleriyle devam etmem gerekirse, öncelikle ilk dikkatimi çeken şey arka tarafta cam malzeme kullanılmış olması. Bu fiyat segmentindeki modellerde genelde arka tarafta plastik malzeme kullanıldığını görüyoruz. Burada tutuş hissiyatı olarak bayağı bir artı katmış bu durum. Bana gelen inceleme örneği siyah renge sahip Steri Black olarak geçiyor bu. Yani yıldızlı siyah gibi bir şey. Fakat aynı modelin beyaz rengini de tercih edebilirsiniz. Bunun dışında arka taraf parmak izini neredeyse hiç belli etmiyor. Bu da hoşuma gitti. Çerçevelerimiz plastikten fakat güzel bir boya işçiliği yapmışlar. O yüzden metale bayağı yakın bir hissiyat veriyor. Hatta ilk kutudan çıkarttığımda acaba alüminyum falan diye düşündüm. Sonra teyit ettim, plastiktenmiş. Yani hem arka tarafın cam olması hem de çerçevenin verdiği hissiyat dolayısıyla tuttuğunuzda güzel bir hissiyatı var telefonu. Tok hissettiriyor. Kamera adasının bulunduğu bölüm parlak bir yapıda. Öncelikle üst tarafta 50 megapiksellik ana kameramız var. Hemen altındaki kamera yapay zeka kameramız. Bu ana kameraya yardımcı olmak için burada bulunuyor. Yani bununla herhangi bir fotoğraf falan çekemiyorsunuz. Bu sensörün sağladığı verilerle ana kamerada çektiğiniz fotoğraf iyileştiriliyor özetle. Sağda kamera gibi gözüken bölümün içinde ise flaşımız bulunuyor. Flaşın içerisinde iki tane LED var bu arada ve bayağı güçlü aydınlatıyorlar. Yani direkt olarak baktığınızda böyle bir gözünüzü alıyor. Bu arada telefonun ön kamerasında da iki tane flaşımız var. Yani iki tane LED yan yana bulunuyor ve bunun parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Öndeki flaş sayesinde hem düşük ışıklı ortamlarda selfie çekmeye devam edebilirsiniz, hem de ortamda ışık olsa bile bunu bir dolgu ışığı gibi kullanabilirsiniz. Özellikle kapalı ortamdaysanız ışık genel olarak hep tavanda bulunur. Tavanda bulunduğu için de yüzünüze gölge düşür, yani ışık direkt yukarıdan geldiği için. Bu flaşı dolgu ışığı gibi kullandığınızda o gölgeleri kapatabiliyorsunuz bu sayede. Bu arada unutmadan, bu model hem Türkiye'de üretilmiş hem de Türkiye için özelleştirilmiş. Buna glocalization deniyor. Yani uluslararası firmalar girdikleri pazara özel bazı özellikleri telefona ekleyebiliyorlar. Ve marka 70 küsur ülkede faaliyet gösteriyor olmasına rağmen ilk defa yerel bir ünlüyle Türkiye'de reklam filmi çekti. O da Kenan Doğulu. Telefonun sağ tarafında ses açma ve kısma tuşlarımız bulunuyor. Bunun hemen altında ise parmak izi gömülü şekilde gelen bir güç düğmemiz var. Parmak izi sensörümüz gayet iyi çalışıyor. Denediğim en hızlı parmak izi sensörlerinden biri değil, fakat fiyat segmentine göre gayet kabul edilebilir hızlarda. Ve ben deneyimim sırasında herhangi bir takılma vesaire yaşamadım. Parmağınızı getiriyorsunuz, bir saniye bile sürmeden okuyor ve ekranı açıyor. Sol tarafta bir sim tepsimiz var. Buraya iki tane sim kart takabiliyorsunuz ve ek olarak micro SD kart da destekliyor. Alt tarafta ise sırasıyla 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz, Type-C portumuz ve mono bir hoparlörümüz bulunuyor. Ekranımız 6.78 inç boyutunda Full HD Plus'lık bir çözünürlüğümüz var. IPS LCD bir panel tercih edilmiş ve 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahibiz. Genel olarak ekran deneyimini ben beğendim. Oyun oynarken de, içerik tüketirken de fiyat segmentine göre iyi bir iş başarıyor. Donanım tarafına geçecek olursak, 8 artı 8 şeklinde toplam 16 GB RAM'imiz olduğundan bahsetmiştim. Bu depolamadan aldığınız artı 8 GB'lik RAM daha çok arka plan uygulamalarında kullanılıyor bu arada. Yani oyun oynuyorsunuz, oyun arka planı attınız, oradan YouTube'a geçtiniz, sonra tekrar oyuna geri dönersiniz falan. Normalde arkada kapanır ya bu uygulamalar. Hem arka planda daha fazla uygulama çalışabilsin diye kullanılıyor bu, hem de arka plandan getirdiğiniz uygulamalar bu artı 8 GB sayesinde daha hızlı bir şekilde açılıyor. Her ne kadar gerçek fiziksel bir RAM kadar etkisi olmasa bile bedava ve ekstra bir özellik gibi düşünebilirsiniz. Zaten 256 GB depolama fazlasıyla yeterli. Bunun 8 GB'ını buraya ayırıyorsunuz ve ekstra bir özellik kazanıyorsunuz gibi düşünmek lazım. MediaTek'in Helio G88 işlemcisini bu fiyat segmentindeki telefonlarda bol bol görüyoruz. Günlük kullanım olsun, sosyal medyada gezinme olsun,
bu tarz işlemler için zaten fazlasıyla yeterli bir işlemci. Bütün işlerinizi gayet akıcı ve takılmadan yapabiliyorsunuz. Oyun tarafında ise en yüksek grafiklere ulaşamıyor olsanız bile orta ayarlarda pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bataryamız 5000 mAh'lik kapasiteye sahip, buna rağmen telefon çok kalın değil. Ve 5000 mAh'lik bataryayla bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çok yoğun bir kullanımınız yoksa 1,5-2 günleri de zorlayabilirsiniz. Kamera performansına geçecek olursak ben hem ön kameranın hem de arka kameranın gün ışığı altında sınıfına göre, fiyat segmentine göre çok iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Şu an zaten çektiğim fotoğrafları bir taraftan siz de görüyorsunuz. Video tarafında ise hem ön kamerada hem arka kamerada 2K 30fps olarak kayıtlar alabiliyoruz. Fakat bazı kamera modlarını kullanmak için Full HD çözünürlüğe veya 720p çözünürlüğe düşmeniz gerekebiliyor. 2K kayıtları çok hareketli değilseniz veya sabit bir şekilde çekim yapıyorsanız o zaman kullanmanızı öneririm. Kamera size pek çok yazılımsal seçenek sunuyor bu arada. Normal kameramız AI Cam olarak geçiyor, yani yapay zekalı kamera olarak geçiyor. Bunun dışında güzellik modu, portre modu, süper gece modu gibi pek çok seçeneğiniz var. Yapay zeka özelliğini vesaire buradan kolayca kapatıp açabiliyorsunuz. Daha çok dikkatimi çeken şey ise video tarafında da pek çok seçenek sunuyor olması oldu. Mesela portre modunu videoda da kullanabiliyorsunuz. Arka tarafın ne kadar bulanık olacağını vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu hem ön kamera için hem arka kamera için geçerli. Fakat bu özellikleri HD çözünürlükte kullanabiliyorsunuz. Yani şu an mesela 2K'ya geçtim. Portre modunu açtığımda gördüğünüz gibi otomatik olarak HD moda geri dönüyor. Onun dışında şurada işte video güzelliği modu gibi bir şeyimiz var. Bu yüzünüzü daha pürüzsüz hale getiriyor. Normal fotoğraf çeker de pek çok yapay zeka iyileştirmesine sahipsiniz. Şurada yüzünüzle ilgili yapabileceğiniz pek çok şey var işte. Buradan surat şeklinizi, suratınızı pürüzsüzleştirmeyi, gözleri büyütmeyi, küçültmeyi vesaire seçebiliyorsunuz ve ilk defa bir telefonda gördüğüm vücudunuza filtre uygulayabiliyorsunuz. Tabii ki bunu yapan harici uygulamalar var fakat burada direkt kameranın kendi arayüzünde basen büyütme, küçültme, yüz şeklini değiştirme, omuz genişletme, bel inceltme gibi pek çok seçenek bulunuyor. Hani isterseniz bacağınızın boyunu bile uzatabiliyorsunuz buradan, öyle açıklayayım. Süper gece modu geçecek olursak ana kameramızın f değeri 1.6, bu çok başarılı bir değer bu arada, yani çok fazla ışık aldığı anlamına geliyor ve gece çektiğim fotoğrafları da ben fiyat segmentine göre başarılı buldum. Yazılım kısmına geçecek olursak telefon direkt kutudan Android 13 ile çıkıyor ve iOS 12.6 arayüzüne sahip. Tekno'nun iOS arayüzü hem sade bir yapıda hem de gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Günlük kullanımda herhangi bir takılma, kasma vesaire olmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz, hem de dikkatinizi dağıtacak hiçbir detay bulunmuyor, yani gayet sade tutmuşlar ve güzel, hedefe yönelik bir arayüz olmuş. Arayüzde ek olarak bahsedebileceğim şuradaki menü olabilir. Bunu parmağınızla istediğiniz yerden çekebiliyorsunuz. Ve buraya kısa yollar atayıp mesela YouTube'a vesaire buradan hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Hesap makinesi açabilirsiniz. Restoranda mesela QR kodla menüyü taratacaksınız. Hemen buradan QR menüsüne geçebiliyorsunuz. Bu tarz menüler amiral gemisi sınıfı telefonlarda gayet güzel çalışırken fiyat performans odaklı modellerde böyle bu kadar akıcı ve net bir şekilde çalışmazlar genelde. Yani parmağınızı getirirsiniz, çıkmaz, bir şeyler olur, uğraşırsınız vesaire. Burada hiç öyle bir şey yaşamadım. Bu bayağı hoşuma gitti. Evet, Tecno Spark One Pro modeliyle benim genel deneyimlerim bu şekildeydi. Model ilginizi çektiyse açıklama bölümüne linkini bırakıyor olacağım. Oradan güncel fiyatını kontrol edebilirsiniz ve isterseniz satın alabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek inceleme videolarını kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.